Herkese selam yeniden. Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Çok şükür tekrardan birlikteyiz yani. Sevgili Yengeç burçları, bakalım Eylül ayında sizlerin neler bekliyor? Tabii ki hayrıyla, uğuryla gelmesine temenni ediyoruz. Güneş yükselen ay burcu Yengeç olanların en yüksek hayır ve niyetlerini diyelim ve hemen niyetimizi alalım. Güneş yükselen ay burcu Yengeç olanları Eylül ayında hangi durumlar, hangi gelişmeler ve hangi enerjiler bekliyor diye hemen sorumuzu soruyoruz. Hadi bakalım. Dinarların yedilisi. Arkadaşlar, düşünün ki çok çok emek verdiniz. Bugüne kadar yani eylül ayından öncesine kadar emek verdiniz beklediniz ettiniz yani e, hadi ha oldu ha olacak ha oldu ha olacak beklediğiniz şeylerle ilgili artık eylül ayından sonra o kurduğunuz üzüm bağlarından üzüm yeme vakti. Ektiğiniz o toprağa ektiğiniz tohumların artık size çiçektir, meyvedir bir şeyler verme vakti. İster iş eğitimi kariyer alanlarında geleceğinize bir yatırım yaparak işte kursa gidin bir şeyler öğrenin. Diploma alın hem bunlarla ilgili hem para anlamında yaptığınız yatırımlar, malınız, mülkünüz bunlarla ilgili olsun. Genel olarak bir değerlenme dönemi söz konusu. Bu sağlığınızla ilgili dahi olsa aynı. E, Ağustos ayı ve öncesinde yaptıklarınızla ilgili Eylül ayında sizlerin sonuç alacağınız bir dönem. Gerçekten arkadaşlar burada misler gibi üzümünüzü yiyorsunuz. Yani emeğinizin karşılığını aldığınız güzel bir süreç. Çok çok uzun süreli işlerde şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz dava açtık, açacağız, açtık, açacağız. Ne zaman olacak derken Eylül ayında bunu açabilirsiniz. Ya da Eylül ayına bir tarih yine sizlere verilebilir. Eğer biriyle görüşmeyi bekliyorsanız ve onun için dua ettiyseniz, eğer ki hayırlıysa da yaptıklarınızın karşılığını alabilirsiniz ve dediğim gibi hani biriyle buluşmayı, barışmayı düşünüyorsanız bu Eylül ayı size bunu dahi getirebilir başvurularınızın sonuçlarını yine bu güzel Eylül ayında alabilirsiniz. Bir şeytan geliyor arkadaşlar. Şeytan oğlak olarak tanıdığınız birileri varsa bu kişilerle sizin aranızda iletişimin güçlenmesini ve birbirinize olan güven duygusunun daha da artmasını getiriyor. Eğer derseniz Pınar benim zaten güneş yükselen ay burcumdan bir tanesi yengeç ki ben buradayım. İşte diğeri de Oğlak diyorsanız bu sefer kendinizle ilgili yani kendinize olan güveninizin arttığı ve kendi iç konuşmalarınızın artacağı yine bir dönem olarak söyleyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar şeytan hem avukat işleriniz tam avukatlık değil de böyle bir hukuki sorularınız vardır. Bunların yine cevaplarını bulabileceğiniz belki çok o kadara varmasa da birilerini şikayet edebileceğiniz bir dönem işte gidersiniz cümere şikayet edersiniz. Yani <laughs> bunun gibi olaylar olabilir. Ve biraz çekiciliği beraberinde getiriyor. Yani sizdeki şeytan tüyü arkadaşlar Eylül ayında Ayyuka'ya çıkabilir. Ve herkes etrafınızda pır diye dönebilir. Bu girdiğiniz ortamlar işte ilk defa tanışıyorsunuzdur. Ama size böyle hayran aman nasıl güzelsin nasıl yakışıklısın ama maşallah aman aman neler yapmış. Yani sizi ilk defa gören birisinin bile sizi övdüğünü görebilirsiniz. Baya baya gündemdesiniz diyebilirim. Şimdi arkadaşlar amacına ulaşıyorsun ve güzellikleri kutluyorsun diyor sana asaların padişahı. Çünkü arkadaşlar asaların padişahı bir işi başlamışsın ve başından sonuna kadar o işi götürüyorsun. Bu süreç içerisinde bazı maddi ya da manevi anlamda fedakarlıklar yapman gerekebilir ama alacağın şeyler bunu karşılıyor. Yani ben boşa boşuna mı para harcıyorum, boşa boşuna mı zaman öldürüyorum gibi düşünme. Bunların bir karşılığının olduğunu ve emeklerinin karşılığını alacağını zaten burada ifade ediyor. Güzel bir yıldız kartımız var. Yıldız kartı güneş yükselen ay burcu kova olanları anlatıyor maşallah sizde de yani burçlar çıktı. Diğer burçlarda pek böyle burç itibariyle bir şeyler çıkmadı. Eğer sizlerin Güneş yükselen ay burcu Kova olarak tanıdığınız birileri varsa bu dönemde beraber bir yerlere gitme, bir şeyleri paylaşma, işte para birleştirme, gel beraber yapalım olayları olabilir. Onun haricinde derseniz bunlar evet benim Güneş yükselen ay burcumdan bir tanesi yengeç, diğeri de işte kova diyorsanız çünkü böyle arkadaşlar olabilir. Ekstradan bunu söylüyorum. Burada arkadaşlar sizin şansınız yüzünüze gülebilir. Ve geliyorum yıldızın genel yorumuna. Yıldız arkadaşlar evet gerçekten genel olarak bir şanstır. Aynı zamanda sizlerin hem maddi hem manevi anlamda şifalandığınız yani finansal sağlık diye bir şey var arkadaşlar şimdi maddi durum Değil mi? Burada sizin biraz daha kendinizi toparlamanızı, hem maddi hem manevi anlamda şifalanmanızı ve umudunu kestiğiniz her türlü aşk, iş, para, görüşmeler, olaylar, gelişmeler e, buralarla ilgili tekrardan bir umutlanma dönemini beraberinde getiriyor. Tabii ki güzel şeylerin size göz kırpması bu dönemde çok çok mümkün diyebiliriz. Asla ölmeyen şey arayış. tetikte olmak. Şimdi arkadaşlar şuraya bir kadar bir sizlere yorumlayayım. Çünkü bu kısım önemli olacaktır. Sizlerin çok emek verdiğiniz bir şey var. Aşk, iş, kariyer yani belki ev yapacaksınız. İşte düğününüz var. Hazırlanıyorsunuz. Gelinliğiniz bir kıyafet aldınız. Özel bir yere gideceksiniz. Partnerinize böyle bir yerlere gidiyorsunuz. İşte bilmem ne sahiline gittik. Fotoğraf çekiniyorsunuz. İşte bir giyin tarzınız vardır. Bunlarla alakalı ve aynı zamanda sizlerin çok emek verdiğiniz başka bir olay eğitiminiz fiziki Durumunuz işte zayıflamışsınızdır, biraz kilo almışsınızdır, saçınız, başınız ona keza. Bu tarz olaylarla ilgili birazcık dikkatli olmakta fayda var. Çünkü birileri sizleri taklit etmeye, sizin izinizden gelmeye çalışabilirler. Ama bu izinizden gelmek nasıl biliyor musunuz? Siz yürürken belki yolda bir tane lafınızı düşürebilirsiniz. Birazcık ütopik düşünün. Bir tane açığınız olabilir. Birisi kalkıp bunu koz olarak kullanmaya çalışabilir. Ve siz arkadaşlar bunu açığa çıkartıyorsunuz. Ve o kişi kimse siz onu arkadaşlar baya baya yakalıyorsunuz. Sizin açığınızı arayanları. Sizin arkanızdan gelip ekspertleriniz vardır, arkadaşınız gider, sizin ekspertlerinizle konuşmaya çalışabilir ve İnanın, expertler partner gelip bunu size söyleyebilir. Bu tarz bir olay görünüyor. İşte sizinle daha önce iyi arkadaştır, sonra düşmanınıza gider. Düşmanınız der ki bak senin o yakın arkadaşın bana yazıyor. Bu tarz olaylar olabilir. Seninle iyiydi. Bak bir anda ne olduysa bana geri döndü. Aranızda ne oldu? Bu tarz olaylar olabilir. Çünkü siz geriye dönüp baktığınızda sizin arkanızdan aman yengeç burcu yere belki bir kusurunu düşürür. Belki bir açık çıkar bana. İşte ben de onu şikayet ederim. O da böyle olur. Ben de gider hemen o yerden alırım onu. Gibi böyle peşinizde gezinen birisi var arkadaşlar. Aynı şekilde dediğim gibi işte gidersiniz sahile fotoğraf çekinirsiniz. Aynısını birkaç gün sonra bu kişi de görebilirsiniz. Böyle bir aklit eden bir insan var. Buna dikkat etmeniz önemli olacaktır. Tetikte olun diye zaten direkt olarak sizlere uyarıyor. Bir süredir aradığınız bir şeyler var arkadaşlar. Bu aradığınız şey iş arıyor olabilirsiniz. Aşk arıyor olabilirsiniz. Çözüm arıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili artık aldığınız gelişmeler ebedi olabilir. Yani bundan sonra hayatınızda kalacak. Ev mi arıyorsunuz? O eve taşınırsınız ve artık o evde kalabilirsiniz. Bunun gibi bir durum. Bir taklit. Aha, şimdi söyledim ya. Bak, seni taklit etmeye çalışıyor. Kartın adını görün. Taklit. Baya baya. Yani <laughs> önceden sezmiş miyim, neyim artık? Çünkü enerji çok belli arkadaşlar. Birisi sizi hem taklit ediyor hem de açığınızı arıyor. Yani açığınızı bulacak. Ha ben ondan daha iyiyim bana bakın. Ben de onunla aynıyım. Aynı giyiniyoruz, aynı konuşuruz, aynı davranıyoruz. Saçımız başımız işte tipimiz bile aynı. İşte bak senin eski partnerin açığı var. Ben de şöyle bir insanım. Ben de böyle iyi bir insanım. Ama onun da kusurları var deyip sizi böyle birazcık aşağıya bastırmaya çalışabilecek insanlar var. Ama arkadaşlar yakışmıyor, yakışmıyor. Çünkü bakın sizin parmağınızın ucunda bir Amla kan var, yani bir şey yapmışsınız. Burada da bakın, görüyor musunuz? Yerde kanıt bırakmışsınız. Onun için dedim ya yerden topluyor diye. Ah, yerden topluyor bunları. Aa diyor. Ben de yapayım da. Ben, ben de dikkat çekeyim onun gibi. Hmm, o böyle yaptı zengin oldu. O böyle yaptı. İşte kendine bir kadın buldu, kendine bir adam buldu. İşte koca buldu, karı buldu. Karı çok güzel bir laf değil ama. Anladınız? <laughs> Eş buldu öyle diyelim. Ben de yapayım. Onun yaptığı gibi ama olmuyor. Bakın parmağı komple kesmiş. Sizin ucunda bir kesik var. Onu taklit edebilmek için Komple parmağını feda ediyor. Yani düşünün ne kadar sizi kendine rakip olarak görmüş. İşte siz bir arkadaşınızla fotoğraf çekilmişsinizdir. O da aa sen sevgili yaptın demek ki bu yanındaki buysa. Ben de gideyim kendime birini yapayım. Halbuki arkadaşınız yani sizin onun kadar çaba yapmanıza gerek yok. Daha doğalsınız ona göre. Ama o sizinle aşık atmak için arkadaşlar yani canını dişine takmış gibi bir tavır görünüyor onu söyleyeyim. Ve bir birlik kartı. Birlik varsa arkadaşlar çok böyle kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz. Eğer küslükler, ayrılıklar varsa özellikle aşk Aile, yuva konularında bir küslük, soğukluk varsa buralarda bir birleşme, bir kavuşma durumu. İşte özür dilenecekse özür dilenebilinir. Aynı zamanda arkadaşlar böyle toplu alanlarda evet bulunabilirsiniz. İşte hep beraber tura gidersiniz, hep beraber bir yerlere gidersiniz. Düğün, söz, nişan, organizasyonların içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Ya da kalabalık bir ortam vardır, işte fuar vardır. Oraya hep beraber gidersiniz. Ya doğrusu zaten kalabalıktır. Bu ortamlarda yine bulunmanız söz konusu diyebilirim. Ve birlik varsa arkadaşlar bu kalabalık iş yerlerinde çalışma. Kalabalık ortamda bulunmaktan öte bakın. Kalabalık iş yerinde bulunma. Ya da çok fazla insanın başvurduğu, çok fazla insanın istediği bir şeye sahip olma. Ya da o sahip olan insanlardan bir tanesi olma gibi bir durum var. Şu zamana kadar bazı konularda kendinizi hatalı görmüş olabilirsiniz. Bu hatalı gördüğünüz konularda artık arkadaşlar son defa belki yakın zamanda bir hata yapmışsınız ve dediniz ki belki de sen benim son hatamdın. Ben bir daha böyle bir hata yapmayacağım işte aşk hayatımla ilgili bu son kötü deneyimimdi. Bir daha böyle olmayacak. Çünkü ben de işte değiştim diyebilirsiniz. Artık bir şeyler son defa olmuş. Son defa bir dikkatsizlik. Son defa belki de evet eğitim hayatım, iş hayatım. Son defa işte bu tarz insanlara prim verdim. Bir daha asla olmayacak diyebilirsiniz. Aslında... Belki de Eylül ayı biraz daha sizin kendinizi bulduğunuz daha bakın hep orijinal bir insan olduğunuz için birileri hep taklit etmeye çalışıyor çevreniz kalabalıklaşıyor ve böyle çevrelerde bulunduğunuz için gözlemlerinizle beraber ben artık iş yerinde çalışıyorum o yüzden sakarsanız eğer ki işte bir daha yapmayacağım daha dikkatli olmam gerekiyor işte ben küfürlü birazcık konuşuyorum demek ki konuşmalarıma dikkat etmem gerekiyor bir daha yapmayacağım gibi kendi kendinize işte çok tembellik yapıyorum bir daha yapmayacağım gibi. Dediğim gibi kendinize böyle bir şeyleri bir daha yapmayacağım diye söz verebilirsiniz. Sahicilik var. Sahicilikte arkadaşlar artık kurtuluş vardır. Hani gerçek olana bir yönelme vardır. Hayali şeylerden uzaklaşırsınız çünkü bir şeyler gerçek olmuştur. Acaba bana dönecek mi dönecek mi hayaliyle yaşamazsınız. Çünkü ya döner ya dönmez siz de bununla ilgili karar vermiş olursunuz ve gerçek hayata dönersiniz. O olacak mı bu olacak mı? Hani artık bunların soru işaretleri kafanızda Yok sizin çünkü artık bir şeyler gerçek ayakların bakın havada uçmuyorsunuz ayaklarınız yere sağlam basıyor ve aynı zamanda bu sadece rikartınız şöyle bir şey vardır çok canınızın yandığı sıkıldığınız konuların ya da çok hararetli konuşmaların hararetli olayların karışık durumların artık içerisinden çıkmışsınızdır ve sakinsinizdir bakın ateşin içerisinden çıkıp da ayaklarınız suya değiyor bir temizlenme, bir arınma durumunu getiriyor. Şuradaki ateş biraz daha olayların harara, gürere, vurdulu, kırdılı, çok böyle yoğun, aman kafam patladı artık düşünmekten, çok sıkılıyorum, üzülüyorum, çok sıkıntılıyım, çok dertliyim gibi olayları ifade ederken bakın burada bir kurtuluş durumu da bununla beraber geliyor. Ve bir oyun var. Oyun varsa arkadaşlar arenadasınızdır. Şimdi dedim ya şurada toplu alanlardasınız ya da birçok insanın başvurduğu, sahip olmak istediği bir şey var. Siz de buna sahip olan ya da o sıraya girmiş insanlardan birisi olabilirsiniz diye. Şimdi bunu aşk olarak düşünebilirsiniz. Bir kişi, bin kişi ister, bir kişi alır ve o bir kişi siz olabilirsiniz. Çünkü artık meydanda oyunda görünüyorsunuz. Bu bir. İkincisi iş hayatı olabilir. İşte ev yaptıranlardan birisiyim. Bu şeye seçilenlerden bir tanesi benim. işe, okula, oraya, buraya olanlardan bir tanesi benim. İşte çocuğu olan insanlardan belki bebek bekliyorsunuz. Bir tanesi benim. Evladıyla gurur duyan anne babalardan bir tanesi de benim. Çocuğunu evlendirenlerden biri benim. Evlenenlerden biri benim. Bakın hep biri benim. Olayı söz konusu ve siz de artık o Kervana, o oyuna katılmışsınız dahil olmuşsunuz. Biz sizin arkadaşlar artık oyun şöyledir, bir kere de biten bir şey değildir. Devamlılı olacak bir şey. Eylül ayı biraz daha hani seçildim ve bundan sonra asıl süreç başlıyor. Öncesinde sizin ne kadar çalıştınız, ne kadar beklediniz, ne kadar üzüldüğünüz ya da sevindiğiniz değil. Onlar ayrı geçti artık. Onlar Eylül ayıyla beraber artık oyundayım ve benim için artık o asıl başlaması gereken dönem başlıyor. Evlilikten evleniyorsanız eğer ki ondan öncesi bitti ve yeni bir dönem artık başlıyor deyip ilerliyorsunuz. Yapma kartı var. Yapma kartı arkadaşlar eyleme geçmek, harekete geçmek. Hadi diyebiliriz aslında ama yalnız değilsiniz. Çevrenizde birileri var. Onlarla beraber bir harekete geçme durumunun söz konusu. Bütün yaşama var. Bütün yaşamının önceki şu kısmını göstereyim. Sakin olma, dinginleşme, huzura kavuşma gibi olayları getirir. Aynı zamanda arkadaşlar, birileri sürekli kendilerini yalanlar, dolanlar, oradan 3-5 aldığı, işte zorla borç alıyordur, onunla hayatını idame ettiriyordur. Birilerinden ikram edilmeden bir şey, aa ne yiyorsunuz ya, Öp, alıp yiyeyim. Var böyle tipler. Mesela bu tarz insanların yanında inanılmaz dürüst kalıyorsunuz. Bakın etrafı yalanlarla rengarenk bir şeylerle bezeli olan birisi var. Bakın bir de sizin gibi üstünde yalan olma en azından belki bir de belirli konularda üzerinde yalanın y harfi bile bulunmayan bir kişisiniz, iş hayatınızda çok dürüstsünüzdür. partnerinizde çok dürüstsünüzdür. belki zamanda aileye bir yalan söylemiş olabilirsiniz. İşte öğrencilik hayatında öğretmene bir tane bir şey söylemiş olabilirsiniz. Bakın dediğim şey o değil. Yani aileme karşı hep dürüstüm. Sana karşı seni seviyorum derken de sen sana karşı dürüstüm. Kavga ederken nefret ettiğimi söyledim. Evet o anda da dürüstüm. Çünkü sinirden nefret ediyordum senden. Çok sinirlenmiştim sana. Bakın burada bazı olaylarda çok çok dürüst olduğunuzu ve bu dürüstlüğünüzün arkadaşlar size huzur getirdiğini aslında anlatıyor. Bakın buradaki kişi resmen diken üstünde. Hiç hiç huzurlu değil. Çünkü söylediği yalanlar artık onu koruyamayacak vaziyete gelmiş. Kalkanı bile yani yalan. Aslına bakarsanız buradaki çıplaklık zaten bir şeyle ne kadar doğru olduğunu, gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyinizin olmadığını eğer daha önceden sakladığınız bir şeyler varsa buralarda demek ki sizin söyleyebileceğiniz, istediğiniz pozisyona istediğiniz kıvama bir şeyler geliyor ki siz söyleyebiliyorsunuz. Artık burada saklayacak, gizleyecek üzülecek, sakınacak bir şey kalmamış. Artık her şey doğru ve dürüst bir şekilde ilerliyor diyebilirim. Benim sizler için arkadaşlar söyleyeceklerim bu şekildeydi. Eğer hala kanıtlıysanız kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızda yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Hoşçakalınız. Bay bay.